Merhaba arkadaşlar, yeni bir kutu açılışıyla karşınızdayım. Tokyo Treat'in yeni kutusu geldi arkadaşlar. Hemen açılımını gerçekleştirelim. Bu arada bundan önce çektiğim Oyatsu Box'ın sadece Pokemon'larla ilgili, Pokemon ürünleriyle ilgili bir kutusu varmış. Tabii ben geç kaldım biraz. Çünkü limitliymiş ve bitmiş. Yapacak bir şey yok. İçinde 10 tane Pokemon'la ilgili işte ürünler varmış. Ve bir tane de Pokemon figürü, küçük Pokemon figürü varmış ama maalesef gözden kaçtı. Halbuki ara ara aslında sitesine bakıyordum ama maalesef kaçırmışım. 9 Ağustos'ta satışa çıkmış. Ben tabii biraz geç gördüm ve bu aralar Pokemon biraz tabii fazla revaçlı olduğu için hemen bittiğini düşünebiliriz. Tokyo Treat Eylül kutusu Volume 9. Evet, Tokyo Treat Eylül 2016. Bu kutuda Mirai Suenaga Tokyo Treat vs. Pokemon Characters, yani Mirai Suenaga ve Pokemon karakterleri karşı karşıya. Ve Tokyo Treat'teki Tokyo Treat'in şeysi olan elemanlar. Şu bir kız bir erkek olan Tokyo Treat'in kutusundaki kişi karakterler. Miyajima'dan bahsetmiş. Meşhur. Evet. Tokyo Treat eventleri. Bir de böyle bir kutu çıkarlar. Hani bu Japan Candy Box'ın kawaii box'ı gibi. Bunlar da bir kawaii'li şeyi çıkardılar. Görüyorum Türk YouTuber'lardan da açanlar falan da var. Yani kawaii şeyleri severim de böyle çok daha çok bayanlara yönelik bir kutuymuş gibi gözüküyor yani. İçinden şimdiye kadar çıkanlara da baktım. Sanırım 3 kutu falan çıktı o da. Yani bilmiyorum, şöyle bir şey işte. Denemek isteyenler deneyebilirler. Yume Twins olması lazım. Kutunun adı Yume Twins'ti sanırım. Evet, Yume Twins'miş. Neyse. Yani pek zaten kawaii box'ı da o tür şeyleri pek yani benim kanalımda en azından pek rağbet olmayacağını düşündüğüm için şey yapmak istemedim. Bakalım, Tokyo Game Show'dan bahsetmiş. Bu içinden çıkan kendin yap şeysinin nasıl yapılacağı. Lucky Treats, ki hiçbir zaman çıkmaz böyle bir şey. Kimlere çıkıyorsa artık. Yok yok. Yani bütün Tokyo Treat alan herkes buna ortak oluyormuş. Yani bir kişiye bu kadar şey veriyorlar. Bence tek tek verseler daha iyi olmazdı. Vay be. Totoro'lu battaniye bayağı güzelmiş. Denechu ve Mirai Suenaga. Evet, Denechu ve Mirai Suenaga'dan bahsetmiş burada. Mirai Suenaga.
Pokemon'la karşı karşıya. Unite Soyanagata Tokyo Treat vs. Pokemon. Which character items did you get? Mirai Suenaga or Pokemon? Umarım Pokemon'dur. Mirai Suenaga ne ya? Yani bildiğim bir şey değil. Eylül'de Japonya'da nasıl vakit geçirilir falan fıstık dinleyen şeyler var. Evet. Mirai Suenaga Tokyo Treat Ramune'si varmış. Mirai Suenaga Tokyo Treat Peach Jelly, şeftali şeysi, reçeli, jölesi. Mirai Suenaga Tokyo Treat Chocolate Covered Crackers, çikolatalı krakerler. Eat! Başlıyoruz! Vuuu! Kocaman bir cips çıktı. Small, regular ve premium olarak var biliyorsunuz bunlar. Bu small'ın ürünüymüş. Yani small alanlarda da çıkıyor bu. En küçük paket alanlarda da çıkıyor. Yakisoba sauce flavored corn puffs. Yani yakisoba tadında, bu noodle olan yakisoba yemeği tadında mısır çerezleri. Güzel kokuyor. Soya sosu biraz fazla kaçmış. Böyle çok tuzlu şeyler yemek istemiyorum. Zaten zararlı da yani. Zaten böyle abur cubur yemiyorum. Sadece bu kutular geldiğinde işte ayda yılda bir yiyorum. Size de tavsiyem abur cubura fazla şey yapmayın, alışmayın. Fast food da aynı şekilde iyi bir şey değil yani. Bakmayın, kameralar arkasında yiyoruz ama işte değişik şeyler Türkiye'de bulunmadığı için, değişik bir kültürün yiyecekleri olduğu için öyle gösteriyorum. Yani aslında normalde pek de yenecek şeyler değil yani. Türkiye'deki olanlar da yani genel olarak bu abur cubur tarzı şeyler iyi değil, katkılı. Bunu da söylemiş olalım. Özellikle genç arkadaşların bence böyle şeyleri pek yememesi gerekir diye düşünüyorum. Bakalım. Yine small paket ürünü olan bir şey çıktı. Ha, bunun değişik varyasyonlarını daha önce denemiştim. Türkiye'de de buna benzer biskolata mousse falan tarzı şeyler var. Şöyle işte. İçinde çikolata olan krakerimsi bir şey. Bisküvimsi. Pakucho Disney Character Biscuits'miş. Arkasında da şöyle bir labirent bulmacası var. Bakalım. Aslında bunu denemeyeceğim arkadaşlar şimdi. O tuzludan sonra bir de tatlı. Daha önce bunun değişik versiyonlarını denemiştim. Üzerinde pandalı olan, işte ayılı olan falan. İçi çikolatalı, biskolata mousse tarzı bir şey işte. Moguchu Strawberry Soft Candy. Çilekli bir şeker. Yumuşak şeker geçiyorum. Super Sour, süper ekşi Lemon Gum. Evet. Süper ekşi limonlu bir sakız. Bizim ekşi yüz, daha önce de olan sulu göz tarzı bir şey muhtemelen. Ağzım böyle
İşitmek istemedim yani. Yani değişik bir şey, tatmaya değer bir şey. Bulmak lazım. Chocolate Umaybo. Ha, bu değil. Bu mu yoksa ya? Meh, bilemedim. Bu ya, bu Umaybo'nun. Aha, bu. Chocolate Umaybo, şu Umaybo'nun şeysi. Maskotu olan. Kedi benzeri yaratık. Sittori Chocolate. Çikolatalı Umaybo. Umaybo genelde geleneksel olarak böyle stick şeklinde, çubuk şeklinde oluyor. Kocaman bir şeymiş gibi. Cipsmiş gibi. Bu da çikolatalısı. Bu arada bu şimdiye kadar gösterdiğim 1, 2, 3, 4, 5 tane ürün small paket ürünleriydi. Yani eğer small paket alsaydınız bunları almış olacaktınız. Artı Mystery Yume Twins item demiş. Yeni Yume Twins kutumuzu kutlamak için içine rastgele demiş ama peluş falan çıkmaz herhalde yani. Rastgele. Peluş çıkan olur mu acaba? Neyse bakacağım. Peluş çıkan varsa kızacağım yani. Toketeydi. Çünkü small paket ürünüymüş bu aslında ama small paket ürününde burada peluş falan da, alpakastolar falan var hatta. Böyle gudetamalı değişik bir şeyler var. Bana çıka çıka Mr. Yume Twins item, yani gizemli Yume Twins kutusunun ürünü olarak çıka çıka çıkmış. Kalem. Pom pom purin. Ne? Kalem. Bakayım neymiş bu. Neyse açamadım da. Herhalde tükenmez kalem. Neyse. Eğer small paket alsaydınız bu 5 ürünü artı bir de işte kalem veya başka bir şey alacaktınız. Yani 6 tane ürün almış olacaktınız. Eğer regular, yani orta boy kutu almış olsaydınız bunun üzerine, yani bunların üzerine bir de onlar var. O şekilde oluyor. Şunu alacaktınız. Bu geçen ay Oyatsu Box'tan çıkanın biraz daha büyük paketlisi. Pek hoşuma gitmemişti bu. Katı gibi gözüküyor ama ağzına attığında hemen bir saniyede eriyen bir şeker. Kupi Ramune. Arada. Yine pretzel çıktı bundan da bir tane. Çubuk cracker yani. Fakat şey, sour plum pretzel sticks, yani ekşi erikli. Aa, iki paket var içerisinde. Güzel. İşte bu denemeye değer. Açılmıyor. Wow, rengi de üzerindekiler tuz parçacığı mı? Neyse. Şöyle rengi de koyu baya. Belki pek belli olmuyor ama kırmızımsı bir. Hatta içi de kırmızı. Bayağı bir ekşi. İlk defa hayatımda ekşi çubuk kraker yiyorum. Bu değişik. Değişik bir tat olarak denemeye değer.
Toparlayamadım da. Neyse. Yine bu şeylerden çıktı. Çorba tadında mısır cipsi. Neyse. Aa, paket açıkmış. Ya da gelirken patladı. Neyse, şöyle bir şey. Sanırım bununla benzer bir şey de daha önce yemiştim. Paket açıkmış. Çok kötü rit. Regular paket devam ediyor. Şeker, ekşi. ekşi pretzel'lar ve mısır cipsi. Regular ürünlerden yine bu neymiş? Maple Butter Beer Ramune. Harry Potter. Harry Potter? Butterbeer aromalı ramune şekerleri. Pek Harry Potter fanı olmadığım için Harry Potter'da meşhur olan bir bira şeysinin Butterbeer diye bir şeymiş. Belki bira da olmayabilir. Bu ginger ale gibi bir şey olabilir belki, bilmiyorum. Yani alkolsüz içecek olabilir. Harry Potter Potterhead'ler, yorumlara yazarsanız sevinirim. Butterbeer nedir? Harry Potter'ın olayında önemi nedir yani? Nerede içilmiştir? Ne olmuştur? Diye yazarsanız sevinirim. Biz de o öğrenmiş oluruz. Yani meşhurmuş. Harry Potter evreninde Butterbeer. Ve bu da normal ramune şekerlerinin Butterbeer aromalısıymış. Aslında şunun aynısı ya bu. Eriyenlerden. Pek kaliteli bir şeker olduğunu söyleyemeyeceğim. Ve üzerinde hafiften bir maple syrup dediğimiz bu pancake'lerin, kreplerin üzerine falan dökülen neydi o? Akçaağaç şurubu aroması da varmış biraz içinde. İlginç. Aslında bir tane deneyeyim ya. Bu da yeni açılmayan şeylerden. İşte şöyle bir şey. Ama bakın ağzıma attım. Yuh. Çoktan eridi gitti böyle. Kremden mi yapıyorlar, neyse. Ve regular yani orta boy şeyin kutunun son ürünü kendin yap. DIY Candy Kit. Böyle bir jölemsi bir şey ama sonra buzlukta falan donduruyoruz herhalde bunu. Böyle bir dondurma tadında bir şey oluyor. Neymiş? Easy to make soft candy ice cream bars. Yani yapması kolay olan bir setmiş. Yumuşak şeker dondurma barları. Ve premium ürünlerine geçtik artık. Eğer premium da almışsanız bunları alabileceksiniz üstüne. Mirai Suenaga çıktı. Pokemon çıksın demiştim ama şansıma Mirai Suenaga ürünleri çıktı. Ne yapayım? Mirai Suenaga, Tokyo Treats, Mirai Suenaga, Chocolate Crackers, çikolatalı krakerler çıktı. Eğer Pokemon'lusu çıksaydı, Pokemon Chocolate Egg çıkacakmış.
Neyse. Yapacak bir şey yok. Açalım bakalım. Evet. Ezilmiş bir tane çıkardım. Parçalanmamış olan yok mu ya? Hı. Şöyle bir şey. Dışı böyle pirinç kaplamalı gibi. Çikolata kaplı. İçi pirinçli bir şey. Cipsimsi bir şey. Chip Star Savory Shrimp. Gördüğünüz gibi. Karidesli cips sanırım bu. Ya da bunun Mirai Suanagale ne alakası var? Bunun Mirai Suanagale ne alakası var? Ya da Pokemon Monster Collection. Cipsi ne yapayım ben ya? Keşke onun yerine Pokemon Monster Collection'dan figür çıksaydı. Püf. Şanslı olanlara figür çıkmış işte. Benim gibi şanssızlara da karidesli cips. Neyse. Bakalım nasılmış. Bu chipsların daha değişik versiyonlarını denemiştim daha önce. Karideslisini ilk kez deneyeceğim. Şöyle Pringles tarzı bir şey oluyor bunlar. Böyle balık şeysi gibi kokuyor böyle. Tadı güzelmiş ama kokusu için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Tadı güzelmiş, böyle balık tadı falan, böyle bayık bir tat gelmiyor ama kokusu pek hoş değil açıkçası. Premium ürünmüş bu. Nasıl bir premium ürünüse bu artık. Crazy Cola Bubble Rum'una kendi. Kola aromalı şeker. Yine. Mirai Suenaga. Ramune Soda. Yani Japon gazozu işte. Klasik. Şunların ağzı bir değişik oluyor. Bir içinde bilye gibi bir şey oluyor. Bunları açması biraz zor. Yani çok kolay değil. Şunu bir kenara koyuyorum. Eğer bu çıkmasaymış onun yerine ne çıkabilirmiş? Ha, bu arada bunun ikamesi yok. Bu tek yani. Bu kolalı şey. Bunun yadası yok yani. Veyası yok. Ya bu çıkacak ya bu çıkacak yani. Başka bir şansı yok. Ama bunun vardı. İşte figür çıkabiliyordu bunun yerine. Ama bana Pokemon versiyonu çıkmamış işte zaten. Pokemon versiyonu çıkmadığı için tabii figür çıkmaması da normal. Bana Mirai Suenaga versiyonu çıkmış. O yüzden de bunun yerine de Pokemon'lu bir çikolata, yumurta şeklinde çikolata ürünü vardı. İşte bunun yerine de bu sefer Pokemon'lu ilgili bir şey değil ama şey varmış. Tsubumi Aloe White Grape Juice. Yani aloe veralı ve beyaz üzümlü bir içecek varmış. Aslında şu çıkacağına aloe veralı içecek çıksa daha memnun olurdum ama yani yapacak bir şey yok. Yani üzüm suyunu merak etmiyorum ama o içindeki aloe vera o biraz ilgimi cezbetti açıkçası. Ve son ürün olarak sanırım başka bir şey yok. Yine tabii ki Mirai Suenaga ürünü.
Evet. Dondurma şeyi külahı gibi. Mirai Suenaga Jelly. Evet bu... Evet. Şeftali jölesi. Jel ekvanında. Jel, jöle hepsi aynı kökenden geliyor zaten. Evet. Tabi buna buzluğa atmak gerekiyormuş. Soğuk olarak yemek gerekiyor. Bunun yerine de yine jeli formatında Pokemon Fruit Jelly varmış. Dondurabilir ya da buzdolabında soğutup yenilebiliyormuş onlar da. Ya da oda sıcaklığında da yenebiliyormuş. Neyse işte bu da böyle bir kutuydu. Aslında bunu da soğutarak içsem daha iyi olacak. Çünkü gazoz ya bu. Şu kapağının olayı şu. Kapağını şöyle açıp içine başka bir şey tıkıyorsun. Böyle o içinden bilye gibi şey çıkıyor. Ondan sonra içilebilir hale geliyor. Nasıl gör? Ha varmış şurada şema gibi bir şey varmış. Öyle göstereyim. Odaklı evet. Onu çıkarıyorsun, onu takıyorsun falan böyle. Garip grup bir şey. Ama şişesi güzelmiş ha. Şöyle yandan dar gibi böyle. Ha ayrıca şu karakteri de bilen varsa yazarsa yorumlara sevinirim. Şu kataloğundaki şeyi de göstereyim. Danny Chu diye biri yapmış bu karakteri. Mirai Suenaga. Ben bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar Tokyo Treat'in Eylül 2016 kutusu böyleydi. Evet keşke Pokemon çıksaydı ama yine de değişik ürünler çıktı onun yerine. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve başka kutularda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.